Finlandiya'nın Lahd şehrinden hepinize selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Şimdi videomuza geçelim. Daha önceki videolarımda sizlere Kazım Yurdakul Beyefendi'den bahsetmiştim. Uzun zamandır, bir yıldır en azından onun YouTube'daki videolarını takip ediyorum. Ve bu beyefendinin yazmış olduğu çok Popüler olan Asilkan kitabını da sipariş ettim. Umarım yakın zamanda bu kitabı alırım ve okurum. Çünkü bu kitabı çok övüyorlar. Kazım Yurdakul beyefendi de kendine gelen geri dönüşümleri neredeyse övünerek daha doğrusu övünerek bizlere anlatıyor bu videolarında. O da çok mutlu kitabının bu şekilde çok okunmasından dolayı. Üçüncü baskısı yapılmış kitabın hatta dördüncü baskısı da geliyormuş hatırladığım kadarıyla. Çünkü satılmış, çok satılmış yani. Bakalım göreceğiz. Okumak istiyorum merakla. Bekliyorum internetten sipariş vereyim dedim pdf olarak onu bulamadım maalesef ama kitap olarak sipariş ettim. Onun zaten zevki daha bir farklı biliyorsunuz. Elinize o kitabı alınca kitabın o baskı kokusu, matbaanın, mürekkebin ve kağıdın kokusu daha başka bir hayal alemine sizlere götürüyor. Daha başka bir tat veriyor. Kitap okumasını sevenler bunu çok iyi bilirler. Son videosunda Kazım Bey çok güzel bir konuya parmak basmış. Kazım Bey'i ilk dinlediğimde bu adam uçuk. Çok fazla işkembeden sallıyor, ayakları yere değmiyor, çok yükseklerde uçuyor demiştim. Kendisi de diyor zaten ama bazı şeyler onun dediği doğrultuda hakikaten gerçekleşiyor. Tabi onun yazdığı senaryoya göre mi oluyor bunlar? O ayrı ama tek tek bazı şeyler oluşmakta, gerçekleşmekte. Bunlardan son bir tanesi anayasa değişikliğinin hemen ilk iş olarak hükümetin yapacağını bizlere seçimlerden önce söylüyordu ve nitekim ilk haftasında yeni hükümet anayasa değişikliği hakkında konuşmaya başladı. Anayasa değişikliği niye önemliydi? Türk devletler tek teşkilatını tam olarak hayata geçirebilmesi için Türkiye'nin anayasa değişikliğine ihtiyacı vardı. Üniter devlet olduğumuz için biz onlarla birleşemiyoruz. O yüzden anayasa değişikliği şart diye konuşmuştu. Tabii bu hükümet bu yüzden bu anayasa değişikliğini yapıyoruz demiyor. Bunu da önümüzdeki günlerde anayasa taslakları meydana çıkınca öğreneceğiz. Hepimiz göreceğiz. Kazım Bey haklı mı, haksız mı dedikleri oluyor mu, olmuyor mu? Hepimiz şahit olacağız, göreceğiz diye düşünmekteyim. Kazım Bey, Türk Devletler Teşkilatı'nın Türkiye önderliğinde çok kutuplu bir dünya inşa etti. ...söylüyor. Öyle de gidişat görünüyor ama karşı çıkanlar da hakikaten çok güçlü bir şekilde karşı çıkıyorlar. Kimse biliyorsunuz çöplüğünü kimseye devretmek istemez. Kimse de kendi çöplüğünü başkasının gelmesini istemez. Bakalım bu mücadeleden kimler galip çıkacak? Elbette bizlerin galip çıkması en büyük benim ve sizlerin dileğidir diye düşünmekteyim. Kazım Bey'in anlatımlarına göre hepiniz de biliyorsunuz dedi ki 360 bin FETÖ üyesi deşifre oldu ama temizlik başlamadı. Temizlik başlasın diyerek Cumhurbaşkanımıza sesleniyor. Sadece bu 360 bin kişinin temizliği değil, daha hiç ummadığımız sektörlerden bu kişilerin deşifre olacağını ve temizliğin gerçekleşeceğini söylüyor ve şunu da ekliyor. Zannetmeyin ki 3-5 politikacı, 3-5 bürokrat 3-5 iş adamı olmayacak bunlar. Kesinlikle büyük bir temizlik olacak ve Cumhurbaşkanımıza sesleniyor ki Cumhurbaşkanım siz demiştiniz babamın oğlu olsa da dinlemeyeceğim, temizliği yapacağım. Siz zannettiniz mi ki biz koşunun finaline kadar koşmayacağız. İstiklal Savaşı'nın son günlerini yaşıyoruz cümlelerini hatırlatıyor Cumhurbaşkanımıza ve ona olan güveninin devam ettiğini anlatıyor ama adam gibi adamların, insanların sabrının tükenmekte olduğunu, mücadele gücünün tükenmekte olduğunu bir an önce bu temizliğin başlaması gerektiğini tekrarlıyor ve bundan sonraki videolarında da tekrarlamaya devam edeceğini söylüyor Kazım Bey. Sabrımızın aşmasının sebebi olarak örnek veriyor. Örneğin TRT'de o renkli kişilerin hala gezide görev almış bütün kişilerin oyuncu, yönetmen vesaire olarak görevlerine, işlerine devam ettiğini yani imparatorluklarına devam ettiğini adam gibi adam olan bizimkilerin ise Portekiz'e, Almanya'ya inşaat işçisi olarak bu kişilerin oyuncu yönetmen olduğunu, bunların buralarda iş bulamadığını bunların ayrımcılığa uğradığı anlamına gelen cümleler söylüyor. Artık başlatın bu temizliği ki bizlere de yol açılsın, bizimkilere de yol açılsın diyor Karzım Bey. Gene başka sektörlerden de örnek veriyor akademisyenlerimizin, emniyet görevlerimizin kenarda beklediğini, iş bulamadığını yani ayrımcılığı uğradıklarını söylüyor Kazım Bey. Bu dürüst insanların bizimkilerin yani zor durumda olduklarını hatta Cumhurbaşkanımıza söylediği sözü hatırlatıyor gene yalnızım dediniz ama biz hepimiz yanınızdayız diyor destekliyoruz sizi diyor bir an önce bu temizliği başlatın diyor. Kazım Bey. Kazım Bey'e bu yönden ben hak veriyorum. Çünkü bu kişiler artık o kişiler kimse hepiniz biliyorsunuz. Bugün FETÖ'cüydü, dün başka birileriydi. Bunlar kılıktan kılığa giren renkli kişiler. Zaten her taraftalar örümcek gibi her tarafı kapladıklarını biliyoruz, görüyoruz, şahit oluyoruz. Aklı olan da zaten bunu bilir. Çünkü birçok dürüst, liyakatlı insanımız kendi ülkesinde iş bulamadığı için, kendi ülkesinde okuyamadığı için yurt dışlarına gitmek zorunda kaldılar. Bunu da gidebilenler bunu becerebildi. Gidemeyenler ise Türkiye'de çok zor şartlarda yaşadılar ve bu her tarafı örümcek gibi saran kişilerde bu kişilere kendinden olmayan kişilere hayat hakkı vermediler. Bu daha dün olmadı. Hepiniz de biliyorsunuz. Bu Ondan önce de vardı. Ondan öncenin öncesinde de vardı. Zaten bunu bilebilmek için kendinize, çevrenize bir bakın. Orada örneklerini bulabilirsiniz. Kimler zor durumda? Neden zor durumda bu hayatı yaşıyorlar veya yaşadılar? Sebeplerini sorarsanız cevaplarını kendiniz bulursunuz devletin olanaklarından sıradan dürüst insanları ya da okumuş insanları kendinden olmaya insanları hayat hakkı vermediler. Ben de kendimce etrafıma bakıyorum, çevreme bakıyorum, akrabalarıma bakıyorum. Bu kişilerin hayatı gözlerimin önünden geçiyor. En yakınım babam örneğin yıllarca çalıştı, köle gibi çalıştı. Kendi çabalarıyla hiçbir sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmadan serbest meslek olarak bütün parasını, bütün servetini elindeki avucundakini yatırdı. Elindeki avucundakini biliyorsunuz enflasyonlarla vesaireyle çaldılar, götürdüler ve mecbur kaldı her şeyi elinde avucunda olanı satıp hayata devam etmeyi bu şekilde sağladı. Ya elinde avucunda hiçbir şey olmayanlar. Onlar da yurt dışına gittiler, işçi olarak gittiler, Almanya'ya gittiler, Fransa'ya gittiler, İsveç'e gittiler. Ben 1960'lı yıllardan bahsediyorum, kendi dönemimden bahsetmiyorum. 1970'li gittiler, 1980'li yıllardan sonra gidenler de, kaçanlar, askeri darbeden kaçanlar, artık onlar ne sebeple kaçtılar, onu bilemeyeceğim. O kadarını bilmiyorum. Sonuçta ülkesinden kaçmak zorunda kaldı ya da gitmek zorunda kaldı. Milyonlarca insan çünkü şu an için Avrupa'da milyonlarca Türk yaşıyor. Elbette ilk başta milyonlar gitmedi. Orada çoğaldılar, evlendiler, yuva sahibi oldular vesaire oldular o şekilde. Ama sonuçta 1 milyon, 2 milyon kişiyi bilmiyorum tam rakamları ülkesini terk etmek zorunda kaldılar. Başka hiç tanımadıkları diyarlara gittiler. En güzel örneğin kendi yakınımdan hatırlıyorum. Kendi yakınım 80'li yılların sonunda askerliğini kumanda olarak doğuda yapmıştı ve askerden geldikten sonra hiçbir iş olanı olmadığı için ülkemizde tek yapabileceği iş tek girebileceği iş, alınabileceği iş olarak askerliğinden dolayı polislik imtihanlarına girdi. Ve polislik imtihanlarında bütün imtihanları birinci gelmesine rağmen sporu olsun vesairesi olsun yarışmalarda o sınavlarda en son, en arkadan gelen kişileri seçtiler. Bunu seçenleri biliyorsunuz. Ve liyakatsız kişiler örümcek gibi sardıklarını o zaman biz anlamaya başladık. Tank yüklemeye başladı kafamıza. Ve aynı kişiler şimdi Türkiye'de örümceklenen bu kişiler, örümcek gibi saran bu kişiler, yurt dışında yaşayan kişiler ülkesine gelince onların harcadığı paraya göz diktiler. Hatta ülkemizin değerini bilin diyenlere ise tiye aldılar. Madem çok seviyorsun ülkeni sen niye gittin dediler. Gitmek zorunda kalan adamı sanki zorunda kalmamış onun yüzünden çek çekip gitmemiş gibi davrandılar. Bakın kılıktan kılığa giriyor bunlar. Bugün de değişen hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Neden gelip madem çok seviyorsan ülkende yaşamıyorsun, bu zorlukları sen yaşamıyorsun diyor o kişi gelsin de senin kucağına tekrar mı otursun zaten istese de gelemiyor çoluğu çocuğu var kök salmış oraya o kadar kolay mı gelip de sıfırdan tekrar bir hayata başlamak zaten onu yıllar önce yapmış bilinmeyen diyarlarda bilinmeyen diyarlar onun istemeden yuvası olmuş ama vatanı hep vatanı aklında kalmış kalbinde, gönlünde yaşamış ve yaşıyor. Sen de buna diyorsun ki niye gelmiyorsun? Adam geliyor, geldiğinde dahi onu kucağınıza oturtturuyorsunuz. Geri dönenleri, gelenleri de biliyoruz ne haldeler. Peki Batı madem bu kadar çok kötü, neden oradasın? Biliyorlar. Batı kendi insanla kötü değil, kendi toplumuna değil. Hepiniz de bunu biliyorsunuz. Ama sizler kendi halkınıza en büyük kötülüğü yapanlarsınız. Çünkü sizler bizlerden değilsiniz muhtemelen. Kazım Bey'in söylediği gibi. Kazım Bey ne demişti? 86 milyonun 30 milyonu bizden değil demişti ve bunu rakamlarla bu rakamın nereden geldiğini bizlere açıklamıştı. Bunu merak edenler varsa Kazım Bey'in videolarını izlesinler, izlemelerini tavsiye ederim. En azından inanmasalar dahi beyin jimnastiği yaparsınız. Farklı düşünmeyi öğrenirsiniz. Tek bir kalıptan düşünmezsiniz. Bu düşünce şeklini terk edersiniz. Güzelin yüzüne güneş doğarmış derler. Bakın saatimiz bizim akşam 10 ve güneş benim gibi güzelin yüzüne doğuyor. Güneş yüzüme doğarken ben videomu bitirmek istiyorum. Videomu bitirmeden önce kanalıma abone olmayan arkadaşlara kanalıma abone olmalarını rica ediyorum. Umarım bu videomla sizlere faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videomla görüşmek üzere diyorum. Finlandiya'nın Lahti şehrinden tekrar hepinize selamlar, saygılar, esen kalın, hoşçakalın.